kimler ekmek tüketiyor ve hangi çeşit ekmeği tüketiyorlar ve bayatlamış ekmeklerimizi nasıl değerlendiriyorlar, bunları soracağız. Merhabalar, tanıyabilir miyiz? Biz turist olarak geldik İzmit Kocaeli'den. Süper. Ekmek tüketimiyle ilgili birkaç sorumuz olacak ama günde kaç ekmek tüketiyorsunuz? Tükettiğiniz ekmek çeşitleri neler? Tam tahıllı ve çavdar ekmeği tüketiyoruz. Günde bir tane. Üç kişilik aileyiz. Fazla tüketmiyoruz. Çok güzel. Peki beyaz ekmek üretimi ve tüketimi artık sonlanacak. Yerine tam tahıllı ekmek üretimi ben alacak. Ben uygun buluyorum. Zaten beyaz ekmek tüketmiyorum. Yararlarından haberiniz var mı peki, faydalarından, sağlık açısından? Değil tam mi? Tahıllı, tam tahıllı ekmek. Bilmiyorum, bilmez miyim? Zaten malum bayanların derdidir biliyorsunuz diyet. Her daim diyette olduğumuz için detaylı bilgileri internetten, medyadan da alıyoruz zaten. Peki bayatlamış ekmeklerimizi nasıl değerlendiriyoruz? Bayatlamış ekmekleri genelde köfte yapımında değerlendiriyoruz. Çeşitli tarifler de var zaten bunun üzerinde. Börekleri yapılıyor. Tatlıları yapılıyor değil mi? Tatlı pek tüketmemeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Siz tanıyabilir miyiz? Sinem Yılmaz. Ben Sinem Hanım, aynı soruları size soracağım. Hoş geldiniz öncelikle. Kullanıyoruz maalesef. Eşim sevmiyor tahıllı. Peki beyaz ekmek üretimi kaldırıldığı zaman ne yapacaksınız? Ben yerim de eşim nasıl yapacak bilmiyorum. Peki kendiniz evde ekmek yapıyor musunuz? Hiç yapmıyorum. Onu denemedim. Yaparım ama yapmadım. Ekmek israfı hakkında neler söylemek istersin? Bizde hiç israf olmuyor. Bir tane ekmek bize sabah öğle akşama yetiyor. Onun dışında dediği gibi arkadaşımın köfte de kullanıyoruz. Bir de bir yemek çeşidimiz var bizim, kıymalı peynirli, onu yapıyoruz. Pek değil, hiç atmıyorum ekmek, öyle diyeyim. Teşekkür ediyoruz. Aynen. Sağlıklı o günler. Güvercinleri de unutmayalım ekmek konusunda. Değil mi? Aç bırakmayalım hayvanlarımızı. En azından bu şekilde de değerlendirebiliriz. Halkımıza ekmek